Tamam. Şimdi. Herkes görüyor mu? Herkes burada mı? Buraya Evet. girdiğinizde linki attım şeye zaten. Yok, yukarıdan bak. Şuradan tıklarsan gider. O girişteki şeyden değil de yukarıdan şuradaki listeden tıklarsan gider. Buradan geldiğinizde hangi makinenin ne kadar fiyatı olduğu, maksimum işte ne kadar sürtünme gücü olduğu ve makineyi kilitlediğinizde kalamayı tamamen kapattığınızda o hareketi biliyorsunuz değil mi? Kalamayı nasıl kapatacağımızı onu da gösterelim o zaman olmazsa. Kalamayı Ne? kapatmak dediğimiz şöyle bir Topu şey. yukarı çekmekte. Böyle bir şey. Mesela aldınız bunu. Topu yukarı çekip 30'dan sonra sonsuz. Bu. Tamamen kapattık. Burada fren basıncını işte ayarlıyoruz falan. Şöyle yapalım tekrar. Kalamayı kapattığınızda makinenin bozulmadan önceki maksimum çekebileceği kilogram. Bu kadarlık basıncı çekebiliyor. Max drag KG. Bu önemli. Şimdi mesela siz atıyorum Atlantik Salmon'a gittiniz. Elinizde Alfa 8000 var. Tamam mı? Alfa 8000. 2130 silver'mış. Uygun. Fiyatı uygun. 14,5 sürtünme freni var. Kapattığında 38,1 kilogram basıncı çeker diyor. Şimdi bu demek değil ki 38 kilo balığı çekerim. Bu demek değil. Bunu unutun bir kere. Çünkü balık mesela 10 kilo balık atıyorum. Kendi gücünü uyguladığında 20 kiloluk basınç yapabiliyor duruma göre. Onun tam bir orantısı yok. İki katı kadar genelde iki katına yakın yapabilir güçlü halinde. İlk yakaladığınız anda yorulmaya başladıktan sonra o kadar basınç uygulayamaz zaten. Şimdi Atlantik Salmon'da 10 kiloluk, 15 kiloluk hatta trofeleri 20 kilo. 20 kilo balık geldiğinde sizin bu balığı 14,5 sürtünme freni var ya kitleyemezsiniz zaten. 20 kilo, 15 kilo balık geldiğinde kitleyemezsiniz ilk anda parçalar. Ya yani öyle bir şey yok. Çok güçlü balık. Kitleyemezsin. Yorman için 29'a kadar çekeceksin kalamayı. Kalamayı 29'a çektiğinde uyguladığı 14,5. Sen 15-17 kiloluk balığa 14,5'luk şeyi uyguladığında bu balığı yoramazsın. Atlantik salmon zor balık. Bak sazanlar olsa Common Carp, işte Mirror Carp bilmem ne olur. Yorabilirsin ama bunu yoramazsın abi. Zor. Zaten yorulmuyor. Kitleyemezsin de bir anda kırmızı çat çut gitti sistem. Makine falan kırıldı ya da neyse. Kamışı da koparabilirsin. Kırabilirsin falan. Bir sürü olay yaşarsın. O yüzden olmaz. Yani kaliberle olabilir. Kaliberin bak kitlediğinde şeyi daha az ama sürtünme freni fazla olduğu için kaliber bir tık daha kurtarabilir ama yine de ben tavsiye etmem şey için. Atlantik salmon için. Şimdi Emre senin olayına gelirsek bence kardeşim sen alfaların varsa Atlantik salmonda falan tabii takılabilirsin. Tutarsın 15 kilo balık için yarım saat uğraşırsın yani muhtemelen. Çünkü ben aynı durumu yaşadım daha önce. Oradan yani zevkini almak için takılabilirsin. Yani tamiri de çok fazla değil alfanın zaten. Ama onun dışında sazanlara gidebilirsin bak. Sazanı tutarsın. Kamışı atıyorum sazan tutacaksın. Kamışı 40-45 kilo çekerlik bir kamış. Yapacağın setten bahsediyorum sazan için. 40-45 kilo. Onun üzerine zaten klasik 32 kiloluk sistemler yapıyoruz biz sazanlarda. Mirror Carp olsun işte Common Carp. Bu Amber Lake'te. Yani 32 kilo. Sen 35 kiloluk falan da bir misine alabilirsin. 37-38 kilo çekerlikte bir kamış işini görür. 39 var diyorsun. Tamam, mükemmel. Onun üstüne bir 35 kiloluk misine. Leader'ları zaten 32 kiloluk yapıyoruz. Yani bu klasik artık hani değişmiyor. E ne olur? 14,5'la yormaya çalışırsın balığı. Baktın güçlü bir balık geldi. Zaten güçlü sistem yaptığın için 32 kiloluk. Sen 29'a getirdiğinde alfada kitlemeden önceki son şeyde 29'a getirdiğinde alttaki bar daha böyle çok az oynamış olacak. İlk çizgiye bile gelmeyecek. Sararmayacak. Yeşilde kalacak muhtemelen. Sen de balığı biraz yorduktan sonra kitleyeceksin. Oradaki barı takip edeceksin. Balık çekebiliyor mu?
Yani sana da 40 kiloluk balık geldiyse makineni bozma ihtimali var. Tabii onu da kaçırmazsın. Açarsın tekrar kalamayı. Bu şekilde. Hatta makineni bozmaz çünkü taktığın şey 32 kilo. Hoş geldin Nevi, aleyküm selam. Taktığın şey 32 kilo olduğu için sıkıntı olmaz. Kalamayı kitlersin, çekersin. Biraz yorarsın başta, hani test edersin ne kadarlık balık bu falan, böyle anlık aç kapa yaparsın. Bir bakarsın gücü var mı yok mu, hop çekersin balığı çok fazla zorlamadan. Sistemler bunun üzerine. Yani önemli olan kamış makinenin çekerinden büyük olacak. Misine kamıştan ince olursa iyi olur. Misine ya da leader, en az biri kamıştan ince olacak ki ne olursa olsun sen kamışı kırma. Çünkü en istemediğimiz şey bu oyunda kamışı kırmak yani. Leader'dan kopsun gitsin fark etmez. Hatta makinenin maksimum dragından bile, buradan gelip makineye bakabilirsiniz. Bütün makineler yok maalesef ama aşağı yukarı benzerdir diğerlerine. Oradan bir çıkarım yapabilirsiniz. Yani maksimum drag 38 ise sen leader'ını 37, 36, 35 neyse o civarlarda tutacaksın ki makine de patlamasın, kamış da kırılmasın. Bu şekilde. Yani sistem bundan ibaret. Sistem kurarken her zaman dikkat etmeniz gereken olaylar bunlar. Ve bu linki gerçekten kullanın. Tekrar bunu bir Emre geçsene. Az önce paylaştığım linki chatten. Bu linki kullanın. Alacağınız makinelere bakın. Ne kadar sürtünme freni var. Kitlediğinde ne kadar çekiyor. Fiyatları falan burada diğerleriyle kıyaslama yapın. Önemli. Bunlar önemli. Sonra oyuna gelecek olursak, bak şimdi oyunda da şöyle bir şey var. Şuradan bir makinaları gösterelim. Şimdi rails, spinning rail. Örnek spinninglerden gidelim mesela. Neyden örnek verelim? Bir tanesini açalım. Bu da mesela 10 kiloluğu popüler bir makinedir. Başlangıç seviyesinde bunu alırlar. Alfadan önce de alırlar. Sabri 60'ı. Uygun yani fiyatı falan. Neyse ama bence alfayı almak daha iyi. Neyse. Buraya geldiğimizde abi, burada makinenin 6000'lik, 4000'lik böyle şeyleri yazar. Size olarak, boyutu. Line ve leader nasıl ayarlıyoruz? Şimdi ben eskiden 25 GB naylon kullanıyordum kartlar için. Hiçbir şey anlamadım. Line ve leader nasıl ayarlıyoruz? Şimdi ben eskiden 25 GB naylon leader kullanıyordum. 28,5 line kullanıyordum kartlar için. Emre derken bizim moderatör Emre'ye bahsettim ben, linki atsın diye de atamadım. Şöyle tekrar paylaşayım ben. Şimdi makinalara geldiğimizde makinaların ünlem işaretine tıklıyoruz. Burada yine bizim az önce verdiğim sitede de oluyor. Az önce verdiğim sitede de bu bilgiler yazar. Üstüne geldiğimizde line capacity var. Yani ne kadar kalınlıktaki misineyi kaç metre sarabiliyor. 0 20 milimetreyi 216 metre sarıyormuş mesela Sabre 4000'li. Ya Sabre'den değil de biz Alfa'dan gidelim şimdi. Alfa 8000. Mesela 32 milimetreyi 286 metre sarıyor. Baktığın zaman 32 milimetre. Şimdi sazan tutacağız diyelim, tamam mı? Line. Şimdi ip misini almak bu konuda biraz önemli. İp misine naylon misinelere göre daha incedir. Ama ip misine kullanımında da makinenin mekanizmasını biraz daha çabuk şey yaparız. Hoş geldin Arda, aleykümselam. Şöyle mesela. Diyelim sazan tutacağız. Abi bu ne? Burada da herkes nasıl bitirmiş bunları ya? Manyak mısınız oğlum? Her neyse sazan tutacağız diyelim. Bak 32 kiloluk bile bitmiş. Aldık 32 kilo çekerlik misine. Bakıyoruz. 0,36 milimetre. Koyacağımız şeye baktık. Makineye geliyoruz tekrar. Alfamız mı var? 0,36. 0,36'yı ne kadar sarıyor? 235 metre. Şimdi 235 metre gayet iyi. Sazanlar için kurtarır bir mesafe.
Yani yeteri kadar iyi. O yüzden alfa mesela güzel. Ben bunu alıp bununla sazan tutabilirim. 280-235 metre. Balığı yorarsın. Kitleme olayını da dediğim gibi yaptığında düzgün bir şekilde yaparsın. Bunun gibi bunlara dikkat edin. Şimdi bir de şeylerde şöyle bir olay var. Spinning yapacağımız kıyıdan atçek ya da troll yapacağımız sistemlerde. Kıyıdan atçekten başlayalım mesela. Kamışlar. Spinning kamış. Kıyıdan atçek yapmak istiyorsun. Nerede yapacaksın abicim atçeki sen? Gittin belaya da grayling falan tutmaya çalıştın, gölge balığı. Geleceksin, spinning yaparken önemli olan test. Test miktarına bakacaksın. Bu test ne demek? Oltanın atabileceği aralık. Bu gramajlar arasında bir sahte kullanman lazım ki totalde ağırlık oltanın ucunda, misinenin ucundaki ağırlık bu aralıkta olacak ki sen bu oltayı verimli bir şekilde ileri atasın. Şimdi bu kamışı aldın diyelim. Sen buna 10 gramlık bir tane sahte yem taktığında bu 10 metre ya atar ya atamaz. Atamaz yani, gitmez. Ha 70'in üzerinde takma attığında biraz gider. Hani küçüğünü attığında gitmez ama 70'in üzerine attığında yine belli bir mesafe iyi gider. Çok fazla aşırırsan testin üzerinde bir şey yaparsan da bu sefer yine gitmemeye başlar. Ayrıca kamışa zarar verme ihtimalin de var. Sağ altta zaten atarken şöyle şu sağ altta görüyorsunuz ya barları. Orada KG yazısının üzerinde kırmızı, sarı falan ibareler çıkar. O yüzden test miktarına, test aralığına kamış alırken dikkat edin. Çünkü dediğim gibi bele ya da grayling tutmaya gidiyorsunuz diyelim. Grayling için atacağımız kaşık ne? Spinner. En popülerden. Spiker. Şöyle spikerlerden. Mavisi. Hani grayling bu en çok bu verim yapıyor mesela. Baktığın zaman gramajına 3,53. Sen bunu 5 gram atabilen test aralığı 5-15 olan bir kamışla atamazsın abi. Küçük alacaksın. O yüzden küçüğü seçeceksin. Sistem bu. Aleykümselam Onur, hoş geldin. Arada çekiliş yapacağız. Sağ altta gördüğüm Balsa Minov çekilişini yapacağız. Tabii ünlem Rukok yazarak çekilişe katılın. Sonrasında kamışlarda şöyle de bir şey var. Şimdi makinelere geliyorsun. Spinning makineler tamam. Şöyle de pardon. Şuradan devam edelim. Şimdi geldin kamışa mesela tamam mı? Şöyle light diyor mesela tamam mı? L var. Ünlem işareti var. %50 XP veriyor fazladan. Buradaki yazıya dikkat edin. Buraları okuyun. Türkçesini bilmiyorum da yani Türkçesinde de doğru çevirmişlerdir umarım. Sadece spinning makineler takabiliriz bu kamışa diyor. Ayrıca spinning makinelerde 1000'lik ve 2000'lik takılabilir diyor. Kamış almadan önce yine dikkat edeceğiniz önemli bir nokta. 1000'lik, 2000'lik. O yüzden biz 3000'lik makina gittik hemen makinalara mesela. Şöyle bir makina beğendik burada. O dedik Sputnik bla bla. 5,5 çekeri var. Al baba dedik. Bunu hemen 250'yi verdik. Güzel dedik 5,5 ne güzel çekeriz anasını satayım dedik. Dikkat etmedik. Ama bizim kamış sadece 2000 takılıyor. Bakıyorsun orada düzeneyi kurmaya çalışıyorsun setup'ı. Aa diyorum benim kamış niye çıkmıyor? Çıkmaz tabii çünkü 3000'lik bu. Takamazsın. Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi bazı kamışlarda da şöyle casting rod mesela. Castinglere geldiğinde olay biraz daha çetrefilleniyor. Ne diyor? Sadece low profile bait casting. Yine makine tipleri bunlar. Klasik bait casting ve conventional takabilir diyor. Sen buna spinning makine takamazsın. Yani şöyle bak spinning well takamazsın. Low profile, klasik ve conventional. Bunlardan üçünden birini takabilirsin. Yani almadan önce hepsine dikkat etmeniz gerekiyor beyler. Öyle lambur lumbur almayın. Boşuna para harcamayın. Dedikten sonra başka soru sormak istediğiniz bu konularla ilgili bir şeyler var mı? Açıklayalım yeri gelmişken. Şu an için benim aklıma gelen başka bir şey yok.